Sözleşmesi için imza töreni, sembolik bir imza töreni ve kaynaşma yayını adı altında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Paylaşmak istediği düşünceleri vardır diye. Buyurun efendim. Çok değerli belediye çalışanlarım ve siz çok kıymetli yol arkadaşlarım. Örgütün ve şahsım adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diliyorum. Değerli arkadaşlar, arkadaşlarımın dediği gibi toplu sözleşme imza töreni yapmak için buradayız ama ben sizinle toplu sözleşmeyle ilgili bir şey paylaşmayacağım. Çünkü toplu sözleşmeden çok daha önemli, çok daha değerli konuşmamız gereken sorunlar var. İzninizle bunları paylaşmak istiyorum. Eğer bu sorunlara çözüm bulamazsak gelecekte ne toplu sözleşme olur, ne sendika olur, ne belediye başkanı olur, ne sendika başkanı olur, ne de doğru dürüst çalışan olur. Çalışan olur, adı ırgat olur, işçi olmaz. Veya bir başka isim bulunur mu bilemem. Değerli arkadaşlar, İyi toplu sözleşme, iyi ücret, insan gibi çalışmak ancak demokrasilerde ve hukuk devletinde mümkündür. Eğer bir ülkede özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, bir ülke gerçekten evrensel ölçülerde hukuk devleti değilse ancak idare edersiniz. Biz idare edemiyoruz. Bakın idare etmeye çalışıyoruz ama zor. Bir parantez açarak şunu söylüyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben emekçiyim, işçiyim. Bir ülkede sıkıntı varsa, dert varsa bunu ilk dile getirecek üniversiteler ve işçi sınıfıdır. Ülkenin sorunlarını işçi sınıfı dile getirmiyorsa işçi sınıfında sorun vardır. Sendikalarda sorun vardır. Eğer ülkelerde sorun var da o sorunların ne olduğunu belirleyen kurumlar üniversitelerde ise üniversitelerde sorun var demektir. Maalesef ülkemizde sorun çok boyutlu, gerçekten büyük sorunlar var ama ne üniversitelerden ses çıkıyor ne de işçi sınıfından ses çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bunlar bilinerek yapılıyor. Eğer güçlü işçi sınıfı olsa, güçlü üniversiteler olsa, inanır mısınız? Ülkemizde gerçekten evrensel ölçülerde çalışma hayatı olur, evrensel ölçülerde gelir dağılımı olur, evrensel ölçülerde demokrasi olur, evrensel ölçülerde hukuk devleti olur. Savaşmak durumundayız. Şimdi ne demek istiyorum? Hepiniz biliyorsunuz ki 6 Nisan'da bir referandum var. Değerli arkadaşlarım, şu salonda oturan herkes, anne babalar, bir saniye şöyle veya 30 saniye bir düşünsün. İleriye doğru ne düşünüyor? Huzur içinde çalışayım, emekli olayım, ailemi, çeneğimi, çocuğumu nabete muhtaç ettirmeyeyim. Bunun dışında kimse bir şey düşünmez. Bak, öncelikle bu. Mutlaka düşüncesi vardır ama öncelikle düşünce budur. Ailemi, çeneğimi, çocuğumu nabete muhtaç ettirmeyeyim. Biz işçiler, çalışanlar önceliğimiz budur. Bunun için her şeyi yaparız. Çocuklarımız için, geleceğiniz için her şeyi yaparız. Uykusuz kalırız, aç kalırız, ek iş yaparız. Hatta söz laf işitiriz, yutarız bunları çocuklarımız için. Her şeyi yaparız. Allah göstermesin. Arabanın önüne atlasa biz atlarız onu kurtarmak için. Hatta deriz ki Allah çocuğumun ömrünü uzun et çocuklarımın. Benim ömrüm hiç önemli değil deriz. Bizim için bu kadar kıymetli. Değerli arkadaşlar,
16 Mayıs çocuklarımızın hayatı, geleceği. Bak bugün bu kadar net söylüyorum. 16 Mayıs torunlarımızın, çocuklarımızın geleceği. Bir defa değil. 3-4 defa düşünmek lazım. 16 Nisan. Anlıyor arkadaşlarımız. Nisan, Mayıs gelecek, sandık gelecek. 16 Nisan. Çok önemli değerli arkadaşlar. Kitap bana ne diyemez. Ülkeniz için önemli, çocuklarımız için önemli, o kadar önemli. Eğer çocuklarını gerçekten demokraside yaşatmak istiyorsa, özgür bir ülkede yaşatmak istiyorsa, çağdaş bir ülkede yaşatmak istiyorsa, layık demokratik hukuk devletinde yaşatmak istiyorsa, 16 Nisan çok önemli. Biz istiyoruz. Niye istiyoruz biliyor musun? Herkesten fazla biz istiyoruz. Biz çalışanlar, işçi sınıfı istiyor. İstemeli de. Çünkü özgürlük en fazla bize lazım. Hukuk devleti, evrensel ölçülerde hukuk devleti en fazla bize lazım arkadaşlar. Güçlü olana hukuk lazım değil. Hukuk güçsüz olana lazım. Değerli arkadaşlar, şimdi çıkılıyor. Ekranlarda saatlerce konuşuluyor. Biz de dinliyoruz. Ülke güllük gülistanlık olacak. Çalışma hayatı güzelleşecek. Kimse kimseye muhtaç olmayacak. Özgürlük gelecek. Demokrasi güçlenecek. Bir sürü vaatler. Ben sırf Sinop'ta söylemiyorum. Ankara'da da, İstanbul'da da, Türkiye'nin her yerinde söyledim. Bugünkü iktidar. 15 yıldır iktidardasın, 16 yıldır iktidardasın. Çalışma hayatına getirdiğin faşist kenarelerin getirdiği yasaların gerisine götürdün. 15 senedir her şey yerinde getirmedin. 16 Nisan'dan sonra getireceğim diyorsun. Değerli arkadaşlar, bu cumhuriyet öyle yolda falan bulunmadı. Ağır bedeller ödenerek kuruldu bu cumhuriyet. Bu cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları kurdu. Öyle kolay kurmadı bunu. Öyle kolay kurulmadı bu. Bu Hazırlarda, Samsunlarda, Sivaslarda, Erzurumlarda dolaşarak kuruldu. Öyle bir anda teslim edeceğiz. Sahra Çölü'nün kenarındaki Afrika ülkelerinde olduğu gibi, Zambiya'da, Kanada olduğu gibi. Çünkü arkadaşlar, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen ülkeler bunlar. Geçmişler diktatörleşmişler. Bir tanesi ne yapmış biliyor musunuz? Böyle oylamaya gidiyor. Muhalefet partilerinin kapatılsın mı kapatılmasın mı onu da halk oylamasına götürmüş. Sevgili başkan kaç çıkmış biliyor musunuz? %98 kapatılsın demiş. Halk oylaması çıkmış. Diktatörlük böyle bir şey. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım. Şimdi benim zoruma gidiyor, bir şeyin altını çizeyim. Size hatırlatmak istiyorum biliyorsunuz da. 16 Nisan'dan sonra her şey güzelleşecek. Terör bitecek. Ekonomi düzelecek. Demokrasi biraz önce dediğim gibi güçlenecek. Bizim çalışma hayatımız antidemokratik maddeler kalkacak. Bu 16 senedir kalkmadı, tamam. Diyelim ki böyle olacak. Peki 16 Nisan'da referandumda evet dedi. Peki bunun yürürlüğü niye 2019'da? Neden? Ya birisi çıkacak bana bunu izah edecek işte. Yani bunlar olacak. En azından terör bitecekse niye 2 sene yeteriyorsunuz kardeşim? Yani 16 Nisan'da referandum yapıyorsunuz da 2019'da niye yeteriyorsunuz? 2 sene daha bizim çocuklarımız niye ölsün? Elbap'ta, Suriye'nin bilmem nerelerinde niye ölsün? Dağlarda niye ölsün? Niye yapıyorsunuz bunu?
Ya bu ülkenin yöneticilerisiniz. Demokrasi gereği sandıktan çıkmışsınız. Ben şöyle biliyorum arkadaşlar. Bir ailede anne baba çocuklarına nasıl yalan konuşmaması gerekiyorsa benim ülkemin yöneticileri de bana yalan konuşmaması gerekiyor. Dolar kuru kaç lira bilmiyorum ama 4 lira olsa 110 kat milyon lira para eder. Niçin harcandı bu para? 110 kat milyon lira para niçin harcandı? İkincisi, bir Gandhi'yle baş edemiyorduk. 900 kilometrelik bir hat daha sorun oldu. Bir başka şey var, her gün bir tane, iki tane, üç tane, beş tane çocuklarımız, yavrularımızın cenazesi geliyor. Bunlar hep bizim çocuklarımız, emekçi halk çocukları, işçi çocukları. Kolay yetişmiyor. Bunların annesi ona buna temizliğe gidiyor, her temizliğine gidiyor. Babası ona buna hamallığa gidiyor, bahçeye gidiyor, çalışmaya gidiyor. Kolay yetişmiyor. Sizin siyasi çıkarlarınız için bunlar alet edilip genç yaşta hayattan bu karnı batılıyor. Peki 3,5-4 milyon insanı Suriyeli'yi getirdiniz buraya. Türkiye'de müteahhit oldular, işveren oldular, patron oldular, yat aldılar, kat aldılar, arazi aldılar. Yan yere yatıyorlar, bizim çocuklarımız var, hafta savaşı oynuyor. 450 bin Suriyeli genç askerlik yaşında kariyer mod düşüyor. Çıkışı yok da. Ya hep beraber çocuklarımızı geleceğimizi teslim edeceğiz ya da çocuklarımızı kurtaracağız. Eğer sandıktan dedikleri gibi çıkarsa bu vatana da ihanettir, aileye de çocuklara da ihanettir. Bu kadar net söylüyorum. Bak. Şunu da biliyorum, bu zamanda bunları kolay kolay kimse söyleyemez. Her şeyin bir bedeli var. Ben aklımı bir başkasına teslim etmem. Benim çocuklarımın, benim ailemin, benim örgütümün, benim insanımın, benim halkımın, benim kardeşimin aklını istiyorlar, aklını. Diyorlar ki sen de biliyorsun, aklını sen bana teslim et. İster edersiniz, ister de kendini de bırakırsınız. Biliyorsunuz. Ama etmeyin. En güzeli ortak akıldır. Tek akıl değil. Bu anayasa tek kişilikçi anayasa. Onun için paket yaptılar. 18 madde koydular. Karıştırdılar. 18 maddeyi kimse de bilmiyor. Ama ben tek söylüyorum. Tek kişilikçi anayasadır bu. Başka hiçbir şey değil. Eğer parlamenter sistemin aksiyon yanları varsa gelsinler hep birlikte bunu düzeltelim, biz de destek verelim, biz de oy verelim, ne istiyorlarsa da yapalım. Sen 12 yıldır ürünü yiyeceksin, seçim kalmaz okul diyeceksin. Sen 12 yıldır ürünü yiyeceksin, partiler yasasına dokun diyeceksin. Ha, gelip bana anlatacak. Eğer aksiyon yanları varsa bunları değiştirin. Ne istiyorsunuz? Siz Cumhuriyet'ten ne istiyorsunuz? Son sözüm şudur. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer ülkenin kuruluşu varsa hep birlikte Atatürk'ün yanında olacağız. Atatürk'te birleşeceğiz. Atatürk'te birleşmek üzere. Hepinize saygılar diliyorum. İşim yokta kalmasın. Yine de bu toplu sözleşme imza atmayacaklarım hakkı için. Ben sevgili başkanıma, Kutlu'daki benim çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen mendisiyelerimize, bürokratlarımıza, emeği geçen herkese çok... Sinop'a hizmet eden Sinop Belediyesi'nin güzel insanları. Stajyerinden işçisine, memurundan eşarınına hepiniz buradasınız. Sinop'un aydınlık yüzüsünüz. Bu Sinop'u inşa eden emin olun ki sizlersiniz. Onun için bu güzel sunumumuza vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinizi bir kez daha kutluyorum. Değerli belediye başkanımızın önderliğinde göreve geldiği tarihten beri gerçekten Sinop'ta başarılı hizmetler yaptık. Bunu yaparken sizlerin emeği, katkısı
hem belediyemize hem sunumumuza gerçekten çok büyük. Bu gözle görülmez. Bunun karşılığında da gerçekten uzun yıllar sıkıntı çeken, bir itibar kaybeden belediyemizin şu anda o zamanlar bir bankanın önünden geçerken bankaların kapandığı belediye personelimizin şu anda itibarının tekrar yerine geldiği için ve bu kutsal gerçekten sunuma hizmet ettiği için belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Sinop hepimizin. Bu Sinop'ta yaşamaktan inanın o kadar gurur duyuyorum ki bunu Sinop'ta yaşarken pek fark edemiyoruz ama bu güzel toprakların dışına çıktığımız anda bu hissediliyor. Nerelisin dendiğinde Sinopluyum dediğimiz zaman inanın insanların bakışı birden değişiyor. Onun için bu güzel topraklarımızda, bu güzel memleketimizde her şey yetişmiş ama bir tek vatan haini yetişmemiş. Onun için bu güzel topraklarda yaşayan insanlara minnet borcumu bir kez daha söylemek istiyorum. Herhalde sözleşme imzalanmadı. Belediye başkanımız az önce öyle bir imzaladı mı başkanım? Daha yeni imzalanacak. Yo, hayırlı olsun diyeceğim de o zaman birazdan hayırlı olacak inşallah. Hep bu ara biliyorsunuz hayırlarda vesile vardır. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler kelimesiyle yola çıktık. Hayırlı kelimesini kullanan arkadaşlar da artık evetli günler demeye başladı. Hiç şaşırdılar. Bu iş karışmaya başladı ama biz aynı durduğumuz noktada duruyoruz. Ülkesini, vatanını, milletini, bayrağını seven, çocuğumuzu, geleceğimizi seven bütün insanların aynı noktada bulunduğu için bu parti meselesi olmadığı için AK Parti'ye, MHP'ye, farklı partilere oy verenlerin tek bir bayrak altında toplanıp bu işe karşı durduğu için hepinizi bir sefer daha kutluyorum. Gerçekten iyi bir olduğunuz arkadaşlar. Bu ülke meselesinde herkesin bizzat kendiyle değil, bu ülke meselesine yanına bir kişiyi daha alarak katkı sunması gerekiyor. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz kanıyla, malıyla, canıyla şehit olmuş bu ülke için, misaki milli sınırları çizilmiş, aynı bu misaki milli sınırlarını koruma şimdi bizlere düştü. Bu ikinci Kurtuluş Savaşı'nda bu gücü birlikte yaşatacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu meşale Sinop'ta yanmış, ben geldiğimden beri bunu hissediyorum. Bunu daha yükselterek daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu bir parti meselesi değil, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hangi partiye oy verirseniz verin, başımızın tacısınız. Biz seçildiğimizde bir parti kanalıyla seçildik. Belediye başkanımız da öyle, ben de öyle. Ama seçildiğimiz gün tüm Sinoplunun kendini Sinoplu'ya hisseden herkesin milletvekili oldu. Hiç kimseye sormadım. Nerelisin, hangi partilisin, ne yaparsın, ne edersin diye. Onun için ben bütün hemşerilerime yürekli bir şekilde söylüyorum. Bu ülke meselesinde yanılmıyorsam 52 gün kaldı. Bu 52 günde çok acil işleriniz yoksa hepsini öteleyin, ileri atın. Bu ülkemize, güzel ülkemize, güzel geleceğimize bir kişiyle katkıyı da siz de sunun. Fazla da uzatmayayım. Değerli Genel Başkanım çok güzel bir konuşma yaptı. Gerekenleri söyledi. Onu da kutluyorum. Bu toplu sözleşmemizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Belediye istediklerimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Milletvekili, değerli Genel Başkanım ve onun çok değerli mesai arkadaşları, Sayın İl Başkanım, sevgili belediye çalışanları, biz bugün burada gerçekten çok güzel bir toplantı yapıyoruz. Mesai biraz şaşacak ama neyse, o bugünlük olsun. Çünkü bugün özel bir gün. Sayın Genel Başkanım çok güzel bir konuşma yaptı. Sayın Vekilin keza öyle.
Gerçekten Türkiye çok özel günlerden geçiyor. Ben onların üstüne hiçbir şey demiyorum. Onlar ne konuşulması gerekiyorsa zaten onları konuştular. Ben belediyecilik, biz ne yaptık yani? 8 seneden beri ne yaptık? Biraz onlardan bahsedeceğim. Tabii ki toplu sözleşme bizim için önemli. Şimdi toplu sözleşme deyince şöyle zannedebilirsiniz. Yani işte bu toplu sözleşmeler çok uzun sürüyor. Böyle işte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay falan. Hiç böyle bir şey değil. Biz bu toplu sözleşmeyi bir çay içimi mesafesinde yaptık. Zamanında yaptık. Oturduk. Çok değerli bir sendika başkanı kardeşim var. 8 seneden beri çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnanın bir çay içerken işte ne olsun böyle gitsin. Çünkü ben sizlerin içinden çıkmış olan birisiyim. Yani sizin duygu ve düşüncelerinizi çok iyi biliyorum. Ben de bir işçi çocuğuyum. Dolayısıyla yani eğer elimizde bir takım kaynaklar varsa tabii ki bunları birlikte paylaşacağız. Dolayısıyla en ufak bir sorunumuz olmadı. Bu bizim kaçıncı? Üçüncü toplu sözleşmemiz mi? Üç toplu sözleşmede de aynı şekilde devam ettik. İnşallah yani işte bak 8 senede böylece gelip geçiyor. Şimdi biz belediyeciler olarak neler yaptık? Biz tabii Sinop'ta çok güzel şeyler yaptık arkadaşlar. Çok özel şeyler yaptık. Bunların hepsiyle gurur duysanız azdır. Biz neler yaptık Sinop'ta bu 8 senelik süreç içerisinde? Ben hatırlıyorum ilk göreve başladığım zamanlar ya dediler ki, yani daha doğrusu belediye başkanlığına niyet ettiğimiz zamanlar belediyenin borcu çıkmış aşağılığa, yani abi sen, yani senin bir kariyerin var. Ne yapacaksın bu belediyenin içinde? İşte kimse yardım etmez, o olmaz, bu olmaz. Bu kadar borcun içerisinde nasıl hizmet vereceksin? Falan şeklinde böyle endişeleri dile getiriyorlardı arkadaşlar. Ben onlara bir tek şey söyledim. Dedim ki ben Sinopluyum. Ben belediye çalışanlarının hepsine güveniyorum. Onlarla biz bu işi başarırız. Ben bir tek size güvendim. Ve bu güvencimde de ne kadar haklı olduğum bugün ortaya çıktı. Öyle bir belediyeden böyle bir belediyeye geldim. Yani dibe batmış olan bir belediyeden bugün Türkiye'de parmakla gösterilen bir belediye noktasına geldik. Sinop'a o kadar özel şeyler yaptık ki inşallah bizden sonrakiler de bunları böyle artarak devam ettirirler. Neler yaptık biz Sinop'a? Şöyle bir ana başlıklarıyla bir geçersek. Bakın bir içme suyu yaptık. Bir kanalizasyon sistemi yaptık. Her ne kadar sorunları varsa da çözmek için çaba sarf ediyoruz. İmar planı yaptık. Mezba yaptık, giriş yolu yaptık, işte ne bileyim şimdi birden aklıma gelen parklar yaptık, yollar yaptık. Destek hizmetlerini yaptık. Yani bir şimdi orada çalışan arkadaşlarımız var. Eski destek hizmetlerini bir hatırlayın. Bir de şimdiki destek hizmetlerini bir hatırlayın. Neler yaptık başka? Destek hizmetleri bir eski asfalt plenti kurduk. Sinop Belediyesi'nin asfalt plenti var mıydı? Herkese kucak avuç açan bir belediye de işte birisi verecek de asfalt yapacaksınız. Benim iki senelik sürem var. Benim Sinop'a sözüm var. Sizlere güvenerek verdiğim bir söz. Bu süreç içerisinde Sinop'un hiçbir yerinde asfaltlanmamış yer kalmayacak. Biz vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getireceğiz. Şu anda devam eden çok özel projelerimiz var. Ne onlar? Sakarya Caddesi Erdin görüyorsunuz. Haziran ayında bitecek. Bazıları sabırsız hareket ediyor ama her şeyin bir zamanı var yani. Çekekeri dediğimiz olay var. Yaz dönemi orası tertemiz olacak. Yaz sonunda da orada şu anda arkadaşlarım Samsun'da projelerle ilgili olarak yaz sonunda da orada düşündüğümüzü yapmaya çalışacağız. Bir şehir çıkış yolu var. Çevre yolu, kaçış yolu, nefes alma yolu. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ve bunları biz yaparken hiç kimseden destek almadan sizlerle beraber biz bu işi yaptık. Hiç kimseye de ihtiyacımız yok, onu iddialı olarak söylüyorum yani. Bizim şu anda her ayın 15'inde maaş ödeyecek gücümüz var. Sağda solda kenarda birazcık ne derler ona ne diyelim, paramız pulumuz da var yani. Ha destek olurlarsa eyvallah, olmazlarsa da hiç umurumda da değil yani, bunu da söyleyeyim. Ben bunu, bu düşündüğüm şeyleri birlikte biz bu işlerin üstesinden geliyoruz. Evet biraz iddialı bir şey oluyor ama
ben hayatım boyunca da iddialı olmuş olan bir insanım. Ben şunu söylüyorum, yani bizim şu 8 senede yaptığımızı 18 senede yapacak baba yiğit varsa önce alnından ben öperim. Hiç bunun laf içimi de yok. Evet, şimdi son zamanlarda Sinop'ta tabii değişik şeyler oluyor. Ne oluyor? Sinop bir takım şeylere layık oluyor. İşte Türkiye'de yaşam memnuniyeti açısından birinci sıradaki il Sinop. Türkiye'de en güvenli il Sinop. Türkiye'de işte en mutlu insanların yaşadığı kent Sinop. İşte Sayın Vekilim'in de dediği gibi Sinop dediği zaman insanlar artık Sinop'un, Sinop'un kim olduğunu, ne olduğunu biliyor. Bunlar da sizlerin hiç mi payı yok arkadaşlar? Buradaki en büyük pay Sinop Belediyesi çalışanlarımdır. Bunu da altına ben imza atıyorum. Evet. Sizlerle sohbet etmek çok güzel. Hatta ben böyle keşke böyle bir yemek olsunuz. Sizleri de dinlemek isterim. Ama işte herkesin karnı acıktı öğlen zamanı. Başkanım gel şimdi. Evet, toplu sözleşme hepimize hayırlı olsun. 2 senelik bir toplu sözleşme yaptık. Toplu sözleşme sonuçları dolayısıyla tabii bu bir ekonomi demektir. Keyifli bir şekilde harcayın. Hayırlı olsun. Tabii gel. Hayırlı olsun. Hepinize afiyet olsun. İyi günler diliyorum. Arkadaşlar kuvvetli bir alkış hak ediyoruz herhalde değil mi? Başka var mı? Bir tane daha var. Yazma mı başka? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir şey alabilir miyim? Evet. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Evet, günün anısına mesai arkadaşlarımızdan hem genel başkanımız hem belediye başkanımız arz etmek üzere, sunulmak üzere hediyelerimiz var, onları takdim edelim. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. Bir fincan kahvenin de bir kutlu hatırı var. Kahvesi içinde çıktı. Kahvesi de mi? Kahvesi içinde. Kahve de içindeymiş. Kahvesi içinde. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, siz de böyle çapçabuk çoban armağanı kimsin? Sizin yapı zor var. Sayın Başkanım, siz de yok tamam gelin. Teşekkür ediyorum. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.